Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane bir maskeyle karşınızdayım. Bu maske cilt beyazlatıcı maske. Özellikle şimdi yaz bitti ve hepimizde güneş lekeleri oldu ve güneşten dolayı koyulaştı cildimiz. Eğer beyazlatmak istiyorsanız cildinizi, bu maske tam size göre. Benim aslında birçok beyazlatıcı maskem var ama hala soruyorsunuz. Gerçekten de hemen hızlı sonuç alabileceğiniz bir maskeye. Bu maskede yaklaşık 3 uygulamada sonuç alabileceksiniz ve cildiniz eski rengine kavuşabilecek. Ne kullanacağız? Öncelikle maskemiz 2 aşamadan oluşuyor. Önce peeling yapacağız. Cildimizi derilerden tamamen temizleyeceğiz. Daha sonra da maske uygulamasına geçeceğiz. Peeling için ne kullanıyoruz? Kahve, normal Türk kahvesi. Kuru kahve, normal klasik kahve de kullanabilirsiniz. Ve şeker kullanacağım. Bir de karıştırmak için zeytinyağı kullanacağım ben. Ama evinizde Hindistan cevizi yağı vardır. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi kahve 1 tatlı kaşığı kahve kullanacağım. Şu şekilde Türk kahvesi. 1 tatlı kaşığı şeker kullanacağım. Şu kadar şeker. Ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Bu organik olursa çok daha iyi olur tabii ki. Daha sağlıklı olur. Ve karışımı iyice karıştıracağım. Kahve zaten cildimizi ölü derilerden temizler. Ayrıca lekelere çok iyi gelir. Kahve antioksidandır. Ölü derilerden temizlediği için lekelerinizin de rengini açacaktır. Cildinizin rengini açacaktır. Ve ince kırışıklıklara çok çok iyi gelir. Kırışıklıklarınızı, ince kırışıklıkların görünümlerini çok çok azaltır. Ve kahve gerçekten çok sağlıklı. Ancak daha önce çocukluğumuzda biliyorsunuz annelerimiz derdi ki kahve içme kara kız olursun derdi. O tamamen biz kahve içmeyelim diye söylenmiş bir sözdür. Kesinlikle kahvenin öyle bir etkisi yok. Bu şekilde karışımı karıştırıyorum. Karışım bu şekilde bir kıvam aldı. Ve şimdi cildime 1-2 dakika masaj yaparak uygulayacağım. Böylece ölü derilerden öncelikle cildimi temizleyeceğim. Şu şekilde masaj yapıyorsunuz iyice. Şekerde sert kimyasallara ihtiyacınız olmadan cildi ölü derilerden temizler. Ölü derilerden temizlenmiş cilt de biliyorsunuz genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Şeker de gerçekten peeling olarak benim sıklıkla kullandığım bir yöntemdir. Evinizde esmer şeker varsa da hiç sıkıntı yok. Esmer şeker de kullanabilirsiniz. Yalnızca toz olması gerekiyor. Bu şekilde. Yalnızca cildiniz çok hassassa şekeri biraz daha ezin. Bana hassas ciltler için peeling soruyorsunuz ya. Şekeri iyice ezerseniz şeker iyice toz haline gelir. Ve o şekilde peeling yapabilirsiniz. Yavaş hareketlerle hassas ciltler. Şu şekilde iyice masaj yapıyorum. Dediğim gibi bu masaj yaklaşık 1-2 dakika sürecek. Gördüğünüz gibi. Ve bu temizleme işlemi sırasında zaten cildiniz oldukça beyazlıyor. Bunu yıkadıktan sonra göreceksiniz. Evet, yaklaşık 1-2 dakika oldu ve şimdi ben cildimi yıkayacağım. Eğer ellerinizde de kararma varsa ellerinize de uygulayabilirsiniz. Göğüs ve dekolte bölgenize ve boyun bölgenize de uygulayabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sakıncası yok. Vücudunuzda, bacaklarınızda eğer kararma varsa bacaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Ayaklarınıza da uygulayabilirsiniz. Peeling biliyorsunuz ayakları da yumuşatır. Ondan dolayı çok sağlıklı bir peeling hazırladım sizlere. Şimdi cildimi yıkayacağım. Bu kadar benim için yeterli. Daha sonra maske uygulamasına geçeceğiz. Evet, cildimi bu şekilde yıkadım. Gerçekten de çok aydınlandığını hissediyorum ben. İnşallah oradan da görünüyordur. Şimdi maske uygulamasına geçeceğiz. Maske için ne lazım? Yine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi. Ve ben pirinç unu kullanacağım. Pirinç unu da biliyorsunuz gerçekten de çok beyazlatır. Cildi lekelerin rengini açar. Ve gerçekten de cildi pırıl pırıl aydınlık göstermemize sebep olacaktır. 1 tatlı kaşığı pirinç unu ve 3 tatlı kaşığı yoğurt kullanacağım. Yoğurt, ev yapımı yoğurt da kullanabilirsiniz. Gerçekten de çok sağlıklı olur. Ben ev yapımı yoğurt kullanıyorum. 3 tatlı kaşığı
yoğurt kullanacağım. Ve karışımı yine iyice karıştırıyorum. Şu şekilde. Şu şekilde bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. İyice karıştıracaksınız. Ve cildime süreceğim şimdi. Biliyorsunuz normalde kozmetik preparatların içinde, kozmetik kremlerin içinde de kafein bulunur. Kafeinin cilde uyarıcı etkisi olduğu için kan dolaşımını da hızlandırır ve antioksidan etkisi vardır. Gerçekten de cilt için çok sağlıklıdır kafein. Kafein aynı zamanda sizin eğer sivilce lekeleriniz varsa, güneş lekeleriniz varsa bunları da iyileştirecektir. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel bir kıvamı var. Ve çok güzel kokuyor. Kahve kokusuna ben bayılırım. Zaten biliyorsunuz bütün kadınlar kahveye bayılır. Şu şekilde sürüyorum. Bu şekilde yüzüme sürdüm ve 20-25 dakika kadar bekleyeceğim. Hazır beklerken ellerime de sürüyorum tabii ki. Çünkü ellerim de beyazlasın. Gerçekten de bu maske efsane. Deneyeceksiniz ve daha dediğim gibi ilk uygulamada sonuç alıyorsunuz ama 3 uygulamada eski ten renginize kesinlikle kavuşacaksınız. Bunu garanti ediyorum. Çünkü denendi, onaylandı. Sonuç çok başarılı. Şimdi 20-25 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra görüşeceğiz. Evet, cildim bu şekilde yıkadı. Ne yaptım? Önce peelingle cildimi aydınlattım ve sonra maskeyle cildimi parlattım. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum oradan gözüküyor mu parlaklık ama gerçekten çok fresh hissediyorum şu an kendimi. Şimdi ne yapıyoruz? Tonikle, ben kendi hazırladığım toniği kullanıyorum. İçinde paçuli yağı var, mersin yağı var, selvi var, gül hidrolatının içine karıştırdım. Normal gül suyunun içine karıştırabilirsiniz. Gerçekten güzel bir tonik hazırladım. Bu toniği ben çok severek kullanıyorum. Hem cildimi ferahlatıyor, hem gözenekleri sıkılaştırıyor, hem de cildimi sıkılaştırıyor. Ondan da benim buna ihtiyacım olduğu için. Tabii toniği hazırlarken benim malzemeler hep değişiyor. O an neye ihtiyacım varsa ona göre tonik hazırlıyorum. Şu şekilde cildimizi öncelikle tonikle temizliyoruz yıkadıktan sonra. Normal suyla cildinizi yıkayabilirsiniz. Sıcak suya ihtiyaç duymuyorsunuz. Maske zaten hemen çıkıyor. Şu şekilde cildimi iyice temizledim. Evet. Gerçekten de harika bir maske. Ve yine kendi hazırladığım nemlendirici kremimi kullanacağım. Bunun içinde ne var? Buna ne koymuştum? Tabii ben sürekli farklı şeyler yaptığım için artık unutabiliyorum. Bepanten krem var, Madagascar var, C vitamini ampul var, E vitamini ampul var, paçuli yağı var. Zaten paçuli yağını her şeyde kullanıyorum. Çünkü o paçuli yağının güzel kokusu o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Cildimi de nemlendiriyorum şimdi. Ve yani çok zaten maskeden sonra cildinizi çok nemli hissettiğiniz için aslında çok ağır bir nemlendirici kullanmanıza gerek yok. Çok hafif sürmeniz bile yeterli olacaktır. Şu şekilde cildime sürüyorum ve maskemi tamamladım. Gerçekten de çok harika bir maske yaptım sizler için. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bu maskeyi uygulayıp sonra bana dua etmeyi unutmayın. Bir de tabii ki Seli'yi sevmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle. İnşallah çok memnun kalacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Bye.